Herkese merhaba. Kitabımızın 7. ünitesiyle devam ediyoruz. E, ameliyat öncesi ve sonrası evde yaşlı bakım konusunu gözden geçireceğiz. Ünite amaçlarımız ameliyat ve etkilerini kavramak, cerrahi risk faktörlerini gözden geçirmek, yaşlanma ile vücutta meydana gelen değişimleri ve gerekli bakım süreçlerini bilmek, ameliyat sonrası komplikasyonları e, gözden geçirmek. Konu başlıklarımız da bununla Paralel konu başlıklarımız. İlk konumuz ameliyat ve etkileri. Evet ameliyat biliyorsunuz, ilaçla tedavi edilemeyen durumlarda kişinin sağlığını iyileştirmek ya da yaşam süresini uzatmak için yapılan cerrahi girişimler. Ameliyat yaşlılar için daha kritik bir şekilde stres ve ölüm korkusunun yoğun düzeyde deneyimlendiği bir durum. O yüzden önemli bir durum. Bir diğer konumuz cerrahi risk faktörleri, yani ameliyatlarda risk faktörleri nelerdir? Yaş aslında kritik bir risk faktörü değil. Yaşla birlikte ortaya çıkan kronik bir metabolik rahatsızlıklar temel risk faktörlerinden bir tanesi. Bir diğer faktör cerrahi işlemin büyüklüğü, ciddiyeti, önemi yani. Bir diğer faktör sağlık bakım ekibi yeterli mi? Ee, cerrahi risk, cerrahi aşama geçtikten sonra cerrahi işlemin bakımının sürdürülmesi de bir risk faktörü olabiliyor. Evde bakım olanaklarının ne kadar iyi olduğu aslında o ameliyatın ne kadar başarılı geçeceğini de belirliyor. Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme elbette her sağlık sorunun olduğu gibi cerrahi durumları da etkileyebiliyor. Hormonal problemler, hastanın psikolojik durumu çok önemli, iyileşmeyi çok tetikleyen ya da engelleyen bir şey alkol ve sigara kullanmak bir risk faktörü olarak ortaya çıkıyor. Şimdi peki vücut sistemlerinde nasıl değişimler meydana gelmektedir acaba ve buna bu değişimlere ameliyatta nasıl dikkat edilmesi gerekir? Kalp damar hastalıklarından başlıyoruz. Ameliyat öncesinde bir kere mutlaka yaşın tansiyonunu kontrol altına tutmamız gerekiyor. Ameliyat sonrasında kan ve sıvı kaybına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Solunum sisteminde Ameliyat öncesinde sigara minimuma indirilmeli. Hatta mümkünse bıraktırılmalı. Derin solunum ve öksürük egzersizlerini öğretmemiz gerekiyor yaşlıya. Ameliyat sonrasında da solunumu sürekli takip edilmeli. Yeterli oksijen alıp almadığı takip edilmeli. genito ürener sistemde Ameliyat öncesinde sıvı elektrolit dengesi mutlaka düzenlenmeli. İdrar kaçırma, böbrek fonksiyonları takip edilmesi gerekiyor. Ameliyat sonrasında yaşının özellikle vücuduna aldığı sıvı ve çıkardığı sıvının dengesi takip edilmeli. Üriner enfeksiyon olma riski var. Bu belirtiler takip edilmeli. Kreatinin ve kandaki üre düzeyleri takip edilmeli efendim. Sinirim sisteminde ameliyat öncesinde kişinin beslenme durumu, ağız ve diş sağlığı kontrol edilmeli. Eğer ciddi beslenme yetersizliği varsa ameliyat ertelenebilir. Ameliyat sonrasında da yine kan ve sıvı kaybı, enerji durumuna dikkat edilmesi gerekiyor. Sinir sistemi, ameliyat sonrasında yaşlı hastalarda delirium dediğimiz bilinç kaybı, ani zihin bulanıklığıyla seyreden bir komplikasyon gelişebiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Kas iskelet sistemi hem ameliyat öncesinde hem de ameliyat sonrasında hastaya pozisyon verirken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer gerekirse kişi için fizyoterapi desteği lazım. Özel diyet uygulamaları işte kalsiyum açısından zengin bu gerekebilir. Sıvı elektrolit dengesi düzenlenebilir. Kas iskelet sisteminin sağlığı için. Hormonal sistemde ameliyat öncesinde şeker hastası olan yaşlılara dikkat edilmesi gerekiyor. Kan şekeri takibi yapılması gerekiyor. Yine bu yaşlılardaki yara iyileşmesi gecikeceğinden özenli olunmalı ve tansiyon da kontrol altında tutulmalı. Du organları işte vücut ısısı, dengede tutulmalı, gözlük, iş işitme cihazı gibi yardımcı gereçler mutlaka ameliyat sonrasında kişiye verilmeli. Cilt için cildin hassasiyeti ve esnekliği azalıyor tabii yaşlandıkça. Bunun için ameliyat sonrası yaralara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Cilt kuruluğu önlenmeli, vücut yüzeyi de sık sık gözlenmeli ki bir yara durumu meydana çıkmadan engelleyebilelim. Bağışıklık sisteminde de enfeksiyon çok önemli ameliyat öncesinde, ameliyat sonrasında. Enfeksiyon belirtilerini yakından takip etmek gerekiyor. Peki ameliyat sonrası komplikasyonlara geldiğimizde hangi başlıkları gözden geçeceğiz? Bir önce ondan bahsedelim. Yaşlarda sık görülen ameliyat sonrası komplikasyonlardan sonra yara yere enfeksiyonu önemli bir komplikasyon. idrar yolu enfeksiyonu ve solunum sistemi enfeksiyonunun nasıl takip edileceğinden bahsedeceğiz. Yaşlılarda sık görülen komplikasyonlar. Akciğer enfeksiyonu ile başlayalım. Halk dilinde zatürre olarak geçer bu komplikasyon. Ameliyat sonrası akciğerde sıvı birikiyor arkadaşlar ve bu bunun sonucunda akciğerle iltihaplanıyor ve ateşle seyreden ciddi bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Önemli bir durum. Akciğer embolisi özellikle uzun süren kırık ameliyatlarından sonra belli kıkırdak ve ilik kemik iliği dokularının dolaşım sistemine karışması sonucunda dolaşım sistemi bu yapılar tarafından damarlar tıkanabiliyor. İşte bu durumda da e, akciğer ya da kalp damarları tıkanabiliyor ve emboli olabiliyor. E, bu nedenle de bu yani bu risk komplikasyon içinde e, ameliyat sonrasında ciddi ve yakından bakım ve kan sulandırıcı içmek oldukça kritik görülüyor. Trombofilabit e, genellikle ameliyattan 7 ile 14 gün sonra ortaya çıkan e, ameliyat sonrası susuzluk nedeniyle kan akımının yavaşlaması kanın pıhtılaşması nedeniyle bacak damarlarında oluşan e, pıhtılar. Yine önemli bir komplikasyon. Yara enfeksiyonu yara açılması ameliyat sırasında ya da sonrasında e, hijyenik cilt bakımının e, yapılmaması sonucunda ortaya çıkan çıkabilen e, komplikasyonlar oldukça önemli yaşlılar için ve acı verici ızdırap verici durumlar. Bir diğer komplikasyon bağırsak hareketlerinin durması. E, çeşitli nedenlerle olabiliyor bu. İşte sıvı yetersizliği, anestezinin anestezi almak başlı başına bir neden. Bu gibi nedenlerle e, kendi gösteren bir durum, acil bakım gerektiren bir komplikasyon. Çünkü bağırsak sesleri olmuyor, gaz dışkı çıkmıyor ve yaşlılar için çok kritik. Karın zarı iltihabı, mide, apandisit gibi bazı organların zarar görmesi ya da delinmesi sonucunda mide boşluğunun, karın boşluğunun enfekte olması. Bu da bütün iç organları etkileyebileceği için gerekli önlemler alınması gerekiyor. Ameliyat sonrasında psikiyatrik bazı komplikasyonlar da oluyor. Örneğin deliryum gibi, özellikle yaşlılarda çok kritik, ee, ani bilinç bulanıklığı ile seyreden, ee, demansla bazı ortak belirtileri olan ama gidişat açısından farklılık gösteren bir rahatsızlık, bir komplikasyon olabiliyor bazen ameliyattan sonra. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ve son olarak da basınç yatak yaraları. Yaşlılarda en sık görülen komplikasyonlardan bir tanesi. Ee, uzun süre özellikle yatağa bağımlı bir şekilde bakım alıyorsa yaşlı, işte ödem oluşabiliyor, cilt hijyeni sağlanmadığı durumlarda da bazı problemler olabiliyor ve basınç yaraları gelişebiliyor. Basınç yaralarının değerlendirilmesinde kullanılan bazı skalalar var. Norton skalası, Branden skalası gibi onları gösterelim size kitabınızda var. Bu örneğin Braden skalası. Ee, bazı alt başlıklarda yaşının durumunu değerlendirip basınç yarası oluşma ihtimalini ölçüyorlar. Bu da Norton skalası yine benzer şekilde. Kişideki yatak yaralarının oluşma ihtimalini bize önceden söyleyen ölçekler. Ameliyat sonrası komplikasyonlara devam ediyoruz. Ee, yara yeri enfeksiyonları takibi. Şimdi bir kere 65 yaş üstü yapılan cerrahi girişimler sonucunda neredeyse 4 kat daha fazla cerrahi alandaki e, enfeksiyonlar e, meydana geliyor. Biz neye dikkat etmemiz gerekiyor evde bakım sürecinde? En temel kural. Yara bakımı öncesinde el yıkama. Ne kadar basit ama ne kadar etkili bir e, faktör. Yara yerinin enfeksiyonunu temizlediğimiz malzemeler tek kullanımlık olmalı. Defalarca kullanılmamalı hijyen açısından. İşte pansuman sırasında, yara bakımı sırasında kirli malzemeler plastik bir poşetle hızlıca oradan uzaklaştırılmalı. Enfeksiyon yayıyor çünkü onlar etrafa. Yara yerinin bakımına ek olarak da işte yeterli beslenme, sıvı alımı bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor ki içeriden yaranın iyileşmesini sağlayalım. Bir diğer komplikasyon evde idrar yolu enfeksiyonunun takip edilmesi. Bu enfeksiyonların çoğu aslında cerrahi işlem sonrasında kateter kullanımına bağlı olarak gerçek, gelişiyor. E, kateter kullanımı konusunda ya uzman bir kişi olmalı ya da kişi, bakım veren kişi. Çok iyi, kendi iyi eğitmeli. E, doğru tekniklerle ve steril malzeme kullanılarak yapılmalı. Kateter düzenli aralıklarla değişir. Yani e, neyse onun ömrü o kadar kullanılmalı. Onu, onu geçtikçe enfeksiyon ris riski artıyor arkadaşlar. Ve evet solunum e, sistemi enfeksiyonlarının takibi evde bakım ve izlem sürecinde solunum sistemi çok önemli. Bunun fonksiyonel devamı, devamlılığının sağlanması çok önemli. Evde bakım sürecinde neler yapabiliriz? Hastanın nebulizer, inhaler gibi araçlarının doğru kullanımını sağlayabiliriz. Solunum öksürük egzersizleri yapabiliriz. En basitinden balon üfleme egzersizi bile yaşlıların bu solunum kapasitesini çok geliştiriyor. Ee, gerekiyorsa eğer oksijen tedavisini e, doğru bir ve uygun bir şekilde sağlamak gerekiyor. Evet özetlersek eğer bu ünitede ameliyatın yaşlılar üzerindeki etkilerini yaşlılarda ameliyat sonrası bakım aşamasında gelişebilecek komplikasyonları gözden geçirmiş bulunuyoruz. Kitabımızın son ünitesi olan 8. üniteye geçeceğiz bir sonraki dersimizde. Bu ünitede de Geron Teknoloji alanını gözden geçireceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.